İzleyen herkese merhabalar. Let It Die adlı oyundan ben Suat. 5. bölüme hoş geldiniz. En sonki bölümde çakalları göstermiştik. Onlardan şöyle kısaca bahsetmiştik ve sonra bulduğumuz en yakındaki asansörü olan katla eve geri dönmüştük ve videoyu da orada bitirmiştik hatırlarsanız. Ama ben ondan önce size başka bir şey daha söylemiştim önceki bölümlerde. Oyunun ilk kısımlarını, ilk baştaki sinematiğini falan alabilmek için yeni oluşturduğum bir hesaptan ilk bölümleri çekmiştim. Ama size şunu da söylemiştim. Sonraki bölümlerde benim daha ileri seviye olduğum hesaplar var. Oralara döneceğim. Videoları oralardan çekmeye başlayacağım da demiştim. Şimdi artık burası daha ileri olduğum bir hesap. Gördüğünüz gibi bu kıyafetleri, bu silahların tariflerini falan daha bulmamıştık zaten. Neyse, bunlardan daha sonra bahsederim. Şimdi en son bölümden önce bahsedememiş olduğumuz şeyler vardı. Videoyu bitirmek zorunda kalmıştık çünkü çok uzun olmuştu. 43 dakika civarında bir şey oldu. Bahsedemediğimiz şeyler şunlar. Bu ekranlar en son sizin gördüğünüzde sönüktü. Şimdi parlak. Burası Tokyo Dev Metro ekranı. Böyle üstünde top yazan bir robot var burada. Normalde yeni açılmış olsaydı şu an burada bir tutorial'lere eklenecek olan o baloncuktan olacaktı. Ona tıklayıp bu Tokyo Dev Metro'nun tanıtımını falan okuyabilecektik ama buna çok da gerek görmedim. Nasıl olsa buradan yine bulabiliriz. İşte burada Tokyo Dev Metro böyle bunu anlatacaktı. Tokyo Dev Metro'yu anlatacak bize. Ondan sonra da ilk saldırımızı düzenleyecektik. Tokyo Dev Metro başka kullanıcıların merkez üslerine saldırılar yaptığımız ve para yağmaladığımız, işte ruh puanı yağmaladığımız ve bayılan karakterleri esir alıp onların ruhlarını falan sömürebildiğimiz falan bir değişik bir oyun modu. Neyse, burada tutoriallere eklenir. Siz de eğer oynarsanız, buraya gelirseniz, bu ekranlar açıldığında size de tanıtım amaçlı bir saldırı yaptıracak. Şimdi ben oraları geçtiğim için bana yaptırmayacak. O tanıtım amaçlı yaptığımız saldırı herhangi bir kullanıcının merkezine değil, oyunun kendi düzenlediği bir merkeze yapılan bir saldırı oluyor. Savunma zayıf oluyor ve onu yenmeniz garantiye yakın oluyor. Üçüncü adamın da, yani savunmada 3 adamı oluyor ve üçüncü adamın da bayılması garanti oluyor. O adamı da esir alıp şurada nerede? Ha, işte şuradaki tuvaletten bozma zindanımıza getirip buradaki hücrelerden birine atabiliyoruz. Adam burada 4 saat kalıyor. Ondan sonra biz onu geri postalıyoruz. 4 saat boyunca şu birazdan gelecek olan puandan elde ediyoruz adamdan. Mesela benim en son yakaladığım adamın kullanıcısı, oyuncusu adam yollayıp bana saldırıp kurtarmış mesela. Ben bundan 60 ruh puanı yağmalamışım. Evet, buralarda o esir aldığınız savaşçıların ruhlarını da yağmalayabiliyorsunuz. İkinci gösteremediğim şey de bu hernia adını verdikleri et dolabı. Yani ben et dolabı diyorum kendisine. Böyle et buzluğu gibi falan görünüyor. İçinde mantar falan da var. Neyse, burada en üstteki seçeneği seçerseniz göreceksiniz ki her gün değişen satın alınabilir bazı şeyler var bunun içinde. Tabi her gün değişenleri var. Her gün değişmeyen böyle sabit olanları da var. Mesela şunlar sabit. Şunlar şuraya kadar her gün değişiyor. Şu baştakiler değişmiyor, sabit kalıyor. Ama şunlar da bazı etkinliklerle falan değişebiliyor. Etkinliklere göre yeni şeyler ekleniyor, eskiler kalkıyor falan filan. Neyse, buradaki çoğu şey Death Metal karşılığında satın alınabilir olup Death Metal'i de böyle şeylere harcamayı ben çok uygun bulmuyorum ama eğer isterseniz siz satın alabilirsiniz. Neyse, bir de burada yarım porsiyon ve tam porsiyon etlerimiz var ama bu da düşük seviyelerde çok lazım olmayan bir şey. Yarım porsiyon et canımızı, yani canımızın yarısını dolduruyor. Tam porsiyon et de canımızın tamamını dolduruyor. Ancak düşük katlarda
Karakterimizin can sınırı zaten fazla olmadığı için topladığımız mantarlarla da canımızı çok rahat yenileyebiliyoruz. Bunlar daha çok ileri seviyelerde gerekli oluyor. Mesela size şöyle anlatayım. Hatırlarsanız en sonki bölümde bizim karakterimiz oyunda ilk başta seçtiğimiz bir yıldızlık bir karakterdi ve kendisi ortalama istatistiklere sahip bir oyunda all-rounder olarak geçen karakter sınıfına sahipti. Şöyle göstereyim. Benim karakterimin adı Diana. Onun altında bir yıldız işareti var. Bir yıldızlık olduğunu gösteriyor. Onun altında da karakterin sınıfı var. Bundan önceki all-rounder yazıyordu. Şimdikinde striker yazıyor. Çünkü şimdikini ben kendim aldım. Siz de değişik karakter sınıflarının kilidini açtıkça istediğiniz gibi eğer yer varsa alabilirsiniz. Yer yoksa da yer açmak için öteki karakterlerinizi öldürmeniz de gerekebilir. Neyse. Başka neden bahsetmedim? Ha evet. Şimdi en son hatırlarsanız bir de bizim bu Hitler bıyıklı arkadaşta birkaç silah ve zırh tarifimiz vardı. Ona gösterdiğimiz, yaptırdığımız, bildiğimiz çok az şey vardı. Ama bu benim ileri olduğum, yani ileri seviye olduğum bir hesap olduğu için bunda daha fazla şey var. Gördüğünüz gibi bu kadar satın alınabilir şey var. Ama ben bunlardan şimdilik bir yıldızlık birkaç çeşit eşya aldım. Bunlar oyunun ilk bölüm canavarı olan, yani ilk büyük bölüm canavarı olan, hikaye bölüm canavarı olan Max Sharp'ı yenmemde yeterli olacak diye düşünüyorum. Siz de bölüm canavarları için, yani bölüm canavarlarıyla savaşmaya niyetlendiğinizde size tavsiyem acele etmeyin. Hazırlıksız girmeyin. En az bir pantolon, bir zırh olsun yanınızda ve artı 2 olsunlar en az. En az 2 tane de artı 2 silahınız olsun. Benimkiler artı 4. Ama yani en az artı 2 olursa yenersiniz. Ben en son 9. kattan geri dönmüştüm. 10. katta da ilk büyük bölüm canavarımız var. Zaten daha önce de bahsetmiştim ben. İlk birkaç bölümü tanıtım amaçlı çekmiştim. Oyunu şöyle genel anlamda bir anlatma amaçlı çekmiştim. Ama daha sonraki bölümler oyunun büyük hikaye bölüm canavarları odaklı olacak da demiştim. Onlar da şurada My Collection seçeneğinde Underworld Rolodex'te nerede görünüyorlar? Ha, evet burada. Bu ilk bölüm canavarı ile ilgili anlatılan, yani onun hikayesini anlatan dergi sayfaları, şu ikinci ile ilgili, şu üçüncü ile ilgili, en sonunda dördüncü ile ilgili. Oralarda hiç bir şey bulamadık. Tabi oralara çıkamadık zaten daha. Neyse, oralara da çıkacağız ileride. Şimdi biz ilk bölüm canavarı olan Max Sharp'la savaşacağız. Ama ondan önce tabi bu Striker karakterimiz, bu Striker'dan da söz etmeyi unuttum. Neyse, diğer karakter sınıflarının da değişik özellikleri var. Ben en çok Striker'ı tercih ediyorum. Striker'da yani bir çeşit yakın savaşçı olarak düşünebilirsiniz. Bunun gücü ve can istatistiği yüksek oluyor. Benim en çok tercih ettiğim karakter sınıflarından birisi Striker'dır. Bu arada bu karakterimizi level atlattırmak için önce şeyden, depomuzdan bir altın hayvan alalım. Altın hayvanların öldürdüğünüzde çok fazla ustalık puanı verdiğinden de daha önce bahsetmişimdir. Ya da bahsetmediysem de şu an bahsediyorum. Altın hayvanlar hem çok değerlidir, satarsanız çok fazla para ederler. Ama satmanız tabii o altın hayvanın hangisi olduğuna göre, yani sizin vereceğiniz karara göre değişir yani. Çok saçma cümleler de kuruyorum. Neyse, farkındayım. Şimdi altın hayvanlar öncelikle satmayı tercih etmeyeceğiniz değerde değerli şeylerdir. Mesela bu bir altın böcek. Bunlar normalde
1 ile 10. katlar arasında görünmeyen bir hayvan türü bu. Şöyle bırakayım. Yere bıraktım. Bunlar 11. kattan sonra gözükebilen hayvanlar ve çok dayanıklı hayvanlar. Bunları öylece vurarak öldüremezsiniz. Önce üstüne basıp sersemletmeniz lazım. Sonra bir tane vurup öldürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 6080 ustalık puanı verdi. Ve içinden çıkan mantar, böceğin içinden çıkan mantar çok değerlidir. Yani bu sebepten altın böcek bulursanız kesinlikle öldürün derim. Satmanızı veya yemenizi hiç tavsiye etmem. Altın böceğin içinden çıkan mantar arkadaşlar, altın life shroom. Yani şimdi altın hayvanların içinden çıkan mantarların da çok üst seviyede özelliklere sahip olduğundan daha önce söz etmişimdir. Söz etmediysem de şimdi söylüyorum. Altın hayvanların içinden çıkan mantarlar çok güçlü etkilere sahiptir. Altın böceğin içinden çıkan bu mantar da ölümcül hasar almanız durumunda, yani normalde o vuruştan sonra ölmeniz gerekirken sizi öldürmeyip canınızı %100 yenileyen bir mantar. Yani böyle bildiğiniz hayat kurtarıyor. Aynen. Bu mantara da ben hayat mantarı diyorum zaten. Life Shroom demiş adına da. Bu şimdilik gerekmeyecek. Bu yüzden depoya koyalım. Daha sonra kullanırız. Bu arada depomuzun sınırını da arttırabildiğimizden bahsetmişimdir. Eğer bahsetmediysem, şu an gördüğünüz gibi benim deponun sınırı 100. Ama başta 30'du. İlk bölümleri çektiğimiz hesapta hatırlarsanız depomuzun sınırı 30'du. Bunu seçeneklerden bahsettim diye hatırlıyorum ya. Burada Expand Storage seçeneğini seçerek 2 def metal harcayarak yükseltebiliyorsunuz. 30'dan ben yükselte yükselte bunu 100'e çıkarttım. Her 2 def metal karşılığında bunu 10 arttırabiliyoruz. Ben toplamda bunu 7 kere arttırdım. Yani 14 def metal harcadım buna. Böylece sınırını 100'e getirdim. Her neyse. Şimdi bu çok önemli değil. Level atlamayı göstermiştim galiba. Şimdi biz altın hayvanı öldürdük, içinden çok ustalık puanı çıktı. Bunun bu karakteri level sınırına ulaştırabileceğini düşünüyorum. Bir bakalım, canımızı son seviyeye getirelim. Staminamızı getirelim. Strength, yani gücü getirelim. Dexterity'yi getirelim. Vitality. Şans. Evet. Yetti de arttı bile. 6373 var. 4242'ye son seviyeye gelebiliyormuş. Şimdi bizim ilk oynadığımız, ilk birkaç katı geçtiğimiz karakterimiz Allrounder sınıfındaydı. Yani işte ortalama istatistiklere sahip, böyle çok üstün bir özelliği olmayan bir karakter sınıfı. Onu çok tercih etmiyorum. Ben hiç kullanmıyorum ondan. Bu havuzda canımızı yeniliyor. Onu da görmüş oldunuz. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi istatistiklerimize bakarsanız eğer, Allrounder karakterimizin istatistiğini hatırlarsanız, ki hatırlamazsanız bile ben size söyleyeyim. Dexterity'miz 18, gücümüz 40 şu an. Bundan öncekinde yanlış hatırlamıyorsam 22 veya 25 civarında bir şeydi ikisi de. Ama yakın savaş silahlarımızın gücünü arttıran istatistiğimiz daha çok güç. Ve ben yakın savaşçılığı bu oyunda daha çok sevdiğim için ben daha çok striker, yani işte savaşçı diyelim ona. Savaşçı karakteri tercih ediyorum. İki tane de silah aldık. Şimdi bölüm canavarına gitmeden önce de en son kaldığımız şu 9. kata bir gidelim. Nashioguchi'ye. Burası çok büyük bir kat değil. İçinden bölüm canavarında bize katkı sağlayacak hayvan veya mantar falan bulmayı umuyorum. Daha sonra da bizim DOD bölgesini temsil eden ilk büyük bölüm canavarımız olan Max Sharp'a gideceğiz. Sonra onun da ifadesini alacağız. Videoyu da böyle bitireceğiz. Umarım bu videoyu çok uzatmadan hızlıca bitirebilirim. Şunu silahımı kullanmadan öldüreyim. Silahı heba etmeyelim bunun için. Tamam.
kurbağa yakaladık bir tane. Bu arada yan tarafta bir yandan da ilerleyen görevleri görürsünüz. Onlar da yine ayda yılda bir gelen uzun soluklu görevler bunlar. Mesela gördüğünüz gibi 500 hayvan yakalama görevi var. 500 mantar toplama görevi var. Ha, şuna da bir goretastik hareket yapalım. Bu benim en sevdiğim şekil bitiriş hareketlerindendir. Adamın kafasını kılıca sapladık. Ve bu silahı değiştirmediğiniz sürece bu da gitmiyor arkadaşlar. O bilgiyi de vereyim. Fare var, fareyi de yakalayalım. Bunu da yanımıza alalım. Tamam. Şimdi buradaki malzemeleri toplamaya önem vermiyorum. Nasıl olsa bana çok gereken şeyler değil. Ama size gerekiyorsa bulduğunuz yeni eşyalar için silahlar, zırhlar falan olur. Gerektiğinde bulursanız alın yani. Siz almamazlık yapmayın, toplayın. Bunlarla silahları, zırhları geliştiriyoruz. Bu arada bunun da sopası varmış. Artı 2. Neyse kalsın. Gerek yok. Şimdi 10. kat Omeno Soto'ya gidelim. 9. kata ulaşabilirsiniz. Zaten 10. kata ulaşmanız çok kolaydır arkadaşlar. Çünkü burası çok küçük bir yer. İçinde bir tane zombi, bir tane de insan olur. Onları da kolaylıkla halledersiniz diye düşünüyorum. 10. katta bizim ilk büyük bölüm canavarımız olan Max Sharp var. Diğerleri de aynı bu şekilde. 20. katta, 30. katta ve 40. katta olmak üzere diğer üçü de öyle uzanmış vaziyette. Katlara 10'ar aralıklarla dağılmış durumdalar. Her birinin ayrı sinematiği vardır. Ama ben girmeden önce şu akrebi, akrebin içinden çıkan mantar daha önce söz etmediysem şimdi söyleyeyim. Çok değerli bir mantar. Akrebin içinden çıkan bu mantar, şimdi bu kırmızı akrep, bunun normal akrep olsaydı yeşilimsi bir renkte oluyor, o daha da değerli oluyor. Neyse, kırmızı akrebin içinden çıkan mantar da gücümüzü geçici süreliğine %75 arttırıp dayanıklılığımızı da %25 azaltan bir mantar. Ama dayanıklılığımızı azaltması o kadar da mühim değil. Çünkü hani gücümüzü fazlaca arttırıp dayanıklılığımızı az bir şey azaltıyor. 25 saniye etki gösteriyormuş. Ve daha fazla mantar yerseniz birik edebiliyor. Aynı cins mantardan yerseniz etki süresi uzuyor. Bu mantarı bölüm canavarı sırasında yiyip onu kolayca haklamayı düşünüyorum. Bu arada her büyük bölüm canavarımızın girişinde bizim ölüm amca bize böyle yol gösteriyor. Bir düğmeye basıyoruz ve işte sinematiği başlıyor. Sinematik sırasında konuşmayayım. Sonra size duyduklarımdan İngilizcemin yettiği kadarıyla ne anladıysam onu söylerim arkadaşlar. Looks like I got another new visitor. Pretty nice equipment you got there. I commend your choice of weaponry. But you know where you are, don't you? This is my turf, the first dawn of the Tower of Barbs. And guess what I do to visitors? Treat them as prey for DOD arms. You won't get this stamp from me without a fight. Evet, bu da bir tren ortamında geçen bir savaş olacak. Bizim ilk büyük bölüm canavarımız Max Sharp. Bu arada dikkat ettiğiniz gibi, yani dikkat etmişsinizdir herhalde, adam sadece kafa ve kollardan ibaretti. İlk bölüm canavarlarımız
Yani ne ilk bölüm canavarları? Yanlış söyledim. Bütün bu büyük bölüm canavarlarımız kafadan ibaret sadece. O kolları kafaya dikmişler. Bilmem dikkat ettiniz mi? Lan. Neyse. Evet, o bütün bunlar sadece bir kafadan oluşuyor. Şöyle sinsi yaklaş. Ha, tamam. Yaptım. Bu tren sizi korkutmasın. Trenden düşerseniz hemen ölmüyorsunuz. Ama başladığınız noktaya dönüyorsunuz ve biraz canınız azalıyor. Böyle bir düşüşte ölmüyorsunuz ama yani arka arkaya bayağı bir düşerseniz o zaman ölürsünüz. Burada bir tuzak var. Tuzaklarda aceleci olmayın arkadaşlar. Hareket kombinasyonlarını iyice çözdükten sonra en uygun geçme anınızı kollayın, öyle geçin. Neyse, bu bütün bölüm canavarlarımız da başta sinematiği olan bölüm canavarlarımızdır. Ve hepsi birer kafadan oluşur. Ve hepsi kendilerini değişik vücutlara takarak bizimle o şekilde savaşırlar. Max Sharp DOD bölgesini, yani Do It Yourself or Die bölgesini temsil eden bölüm canavarı olduğu için kendini daha önce 3. katta karşılaştığımızı hatırlarsanız, Coen diye bir bölüm canavarıyla karşılaşmıştık, hatırlarsınız. Kendisini geliştirilmiş bir Coen vücuduna takacak ve bizimle o şekilde savaşacak. Ama bu içlerinde en kolay olanı ve yüksek ihtimal yeneceğimizi düşünüyorum. Zaten hazırlığımız falan da tamam. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu arada ona doğru ulaşmaya çalışırken aklıma gelen bazı şeylerden de bahsedeyim. Önceki bölümlerde yok. Bir önceki bölümde aynen. En son çakalları görmüştük. Onlardan şöyle az bir şey bahsettikten sonra eve geri dönmüştük. O videoyu da orada bitirmiştik. Ama orada yeterince bahsedememiş de olabilirim. Çakallardan biraz daha bahsedeyim. Bunlar sinematikleri gözükmüştü zaten. Vücut koleksiyoncuları olarak geçiyor. Ve bir katta tüm düşmanları öldürüp o katta fazla oyalanırsanız onlar geliyor. Onlardan birisi sizi buluyor. Ve oyunda 5 yıldızlık karakterlerin kilidini açıp 5 yıldızlı karakter almadıysanız eğer savaşmanızı hiç tavsiye edeceğim şeyler değil. Çok pislik şeyler. Yani en az 5 yıldızlı karakterlerle onlarla savaşmaya niyetlenin. Eğer yeni başladıysanız, daha yeni yeni alışıyorsanız ve bir katta fazla oyalanıp bir alarm sesi duyarsanız bilin ki onlardan biri geldi. Panik yapmayın, heyecanlanmayın. Kendinizi bir üst kata ya da bir alt kata böyle bir yürüyen merdivene falan atmaya çalışın arkadaşlar. Daha sonra çakalların üçünü birden yenme videosu falan da atacağım. Şimdilik savaşa başlayalım. Şu bombayı da girer girmez üstüne fırlatırız. İlk baştaki sinematikte de zaten şey demişti. Tower of Barbs'ın, yani Barb'ların Kulesi'nin ilk Don'u olduğundan söz etmişti. Don hani bir ünvan biliyorsunuz. Yani ilk patron yani. Ve ziyaretçileri pek sevmediğinden de bahsetmişti.
Şimdi kendini dediğim gibi bir koyun vücuduna taktı. Biz de bununla bu şekilde kapışacağız. Çok zor bir bölüm canavarı değil. Hatta içlerindeki en kolayı diyebilirim. Ama hani bunun için de öyle hazırlıksız falan da gitmenizi tavsiye etmem. Silah, zırh falan geliştirin. Öyle gidin. Gördüğünüz gibi elektrikledim. Aa, şey fırlattı. Neyse. İşte bu. Gördüğünüz gibi zorlanmadan hallettim. Siz de yeterince hazırlık yapıp o şekilde gelirseniz siz de zorlanmadan halledersiniz. Bu arada bombayı atmayı bile unuttum. Bölüm canavarını yenince de şöyle tuhaf bir şey yapıyoruz. Bu vuruşu belki de Tsubasa izleyeniniz varsa oradan hatırlarsınız. Biraz oraya özenmişler gibi. Ve bölüm canavarları da böyle gördüğünüz gibi kendi damgalarını basıyorlar. Bizim damgaları biriktirdiğimiz kağıda. Sen seçilmiş olan olabilir misin acaba diyor. Ne diyordu? Buna kahkaha atacağımı sanmıyorum mu diyor. Ya da buna kahkaha atmak istemezdim gibisinden bir şeydi herhalde. Çok anlamadım. Neyse. Bölüm canavarları da öldüğünde böyle sözlerini tamamlayamadan ölüyorlar ve her birinin bir mumu var. O mumu sönüyor. Her birini öldürdüğünüzde. Burada bazı şeylere gönderme yapmış olabilirler. Hani normalde böyle çoğu filmde veya oyunda böyle karakterlerin son sözleri olur ya, son bir şeyler söyleyip o sözleri tamamlamadan da hiç ölmezler ya, bunlar da biraz ona atıfta bulunmuşlar galiba. Son sözlerini tamamlayamadan ölüyor buradakiler, gırgır olsun diye yapmışlar. Ve her bölüm canavarı sonunda da hiç şaşmaz bir fotoğraf çekimimiz oluyor. Bu daha önce bahsetmiştim. DH servisinde çalışan Kiwaka Seto ve Ölüm Amca ve biz yendiğimiz bölüm canavarının kafasıyla fotoğraf çekiniyoruz. İyi iş. Hadi zaman yok. Kuleye çıkmaya devam et lanet olsun. Sen de öyle düşünmüyor musun ha? Dedi. O dedi. Ben demedim. Neyse. Devam edelim. Dereceli sezonun bittiğini söyleyen bir mesaj geldi. Tokyo Dev Metro'nun şeyleri var, dereceleri var arkadaşlar. Asansörle de eve geri dönüp bu videoyu da burada noktalayalım. Veya noktalamadan önce belki de bir Tokyo Dev Metro saldırısı da yapabilirim belki. Ama şimdi dediğim gibi bu hesaptaki yani bu hesap daha ileri bir seviye bir hesap olduğu için bu hesaptaki bütün karakterlerim, yani bu hariç bütün karakterlerim 4 yıldızlık. Şimdi 1 yıldızlık karakterle saldırı yapamam ben. Yaparsam eğer ölürüm. O sebepten size Tokyo Dev Metro'yu tanıtmak amaçlı 4 yıldızlık bir tane karakterimi seçip onunla bir savaş yapayım. Bir kullanıcıya saldırı yapayım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Evet, daha önce de gördünüz mü bilmiyorum. Eve geri dönünce paramızı banka şeye, paramızı, ruh puanımızı falan banka böyle alıyor. Karakterin üstünde kalmıyor. Neyse. Şimdi seçelim bir karakter. Mesela en güçlü karakterimi seçeyim. Kitana.
katananın üstündeki bu zırhı nasıl elde edeceğinizi de diğerki bölümde size açıklarım. Şimdilik bununla zaman kaybetmeyelim. Tokyo Dev Metro. Dediğim gibi başka kullanıcılara saldırılar yapıp onlardan para ve ruh yağmalayabildiğiniz bir ortam. Sezonu gümüş 3 olarak tamamlamışım. Şimdi tekrar saldırıyı seçiyorum. Buradan raid seçeneğiyle bir başka kullanıcıyı seçip ona saldırıya gidebilirsiniz. Ben şöyle dişime göre bir rakip arayayım. Bu arada hem parası yüksek olsun hem de seviyesi çok yüksek olmasın. Mesela bu olabilir. Evet, o olsun. Şu 55, aynen. Ben de 53'üm zaten. Benden az bir şey yüksek. Hallederim diye düşünüyorum. Bundan sonraki bölümde ikinci büyük bölüm canavarımızla yüzleşeceğiz. Sonraki bölümde üçüncü, sonraki de dördüncü ile yüzleşmemiz olacak. Oyundaki her ilerleyişimi ayrı ayrı videoya çekecek olsaydım bu çok uzun bir seri olurdu ve ben seriyi o kadar fazla uzatmak istemiyorum. Bu sebepten direkt bölüm canavarlarına geçeyim dedim. Çünkü toplanabilir çok fazla şey var. Geliştirilebilir çok fazla şey var. Siz bunları eğer oynuyorsanız kendiniz toplayıp geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani sizin için hem kendiniz yaparak bulduğunuz için daha değerli olur diye düşünüyorum. Şu an gördüğünüz gibi üzerimde güçlü bir zırh var. Elimde güçlü bir silah var. Samuray kılıcı var. Güzel dövmeler var. Yani bunları ileride kendiniz kurcalayarak elde ederseniz sizin için daha değerli olur diye düşünüyorum. Öyle her şeyi nasıl bulduğumu, nasıl elde ettiğimi de anlatırsam çok da tadı kalmaz diye düşünüyorum yani. Ama yine de üstümüzdeki zırhın tarifini içeren kağıt parçalarını nasıl elde edeceğimizi söyleyeceğim. Çünkü onlar normal katlarda bulunan şeyler değil. Bazı görevleri tamamlayarak elde edebileceğiniz şeyler bunlar. O yüzden bunları ileriki bölümde söyleyeyim. Şimdi buraya sıkıştırmaya gerek yok. İşte gördüğünüz gibi rakibin bütün karakterlerini öldürüp, savunmadaki bütün karakterlerini öldürüp ruh bankasıyla para bankasını da yıktıktan sonra %100 yenmiş oluyoruz. Ve adamın o an yağmalanabilir olan parasını ve ruhunu yağmalıyoruz. Ayrıca biraz da Tokyo Dev Metro puanı kazanıyoruz. Bu puanları da biriktirdikçe derecemiz artıyor. Mesela ben şu an gümüş 3'üm. Gördüğünüz gibi 16.000 küsür para yağmaladım. Böyle böyle saldırılar yaparak gümüş 2, sonra gümüş 1, sonra da altın 3, altın 2, altın 1 falan diye devam ediyor. Evet arkadaşlar, bu bölümü de buradan noktalayalım. Sıradaki bölüm oyunun ikinci büyük bölüm canavarı olan Albay Jackson'la ilgili olacak. Sıradaki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.